Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu rabi'u vel işrune min kitabil fusul. Bugün kitabul fusulun 24. dersini okuyoruz. Faslun, bu fasıl neden bahsediyor? Tahvilul kibleti. Kiblenin Beytül Makdis'ten Kabe'ye tahvil edilmesi, çevrilmesi. Bir, ve fardu savmi, orucun farz oluşundan. Ve zekatil fıtri, bir de fıtır. Yani Ramazan ayında fıtra veriyoruz ya, bedenimizin zekati. Üç şeyden bahsediyor. Ve fi şabane min hazi seneti. Bu senenin Şaban ayında. Bakın senenin 12 ayı. Muharrem, Safer, Rabiul Evvel, Rabiul Ahir, Cemadel Evvel, Cemadel Ahir, o Recep, Şaban. Değil, Recep diyorum. Recep, Şaban, Ramazan. Ha, Şaban Ramazan'ın bir önceki ayıdır. 8. aydır. Ha, ve fi Şaban min hazi seneti. Bu sene hangisidir? Hicretin 2. senenin Şaban ayında. Ne oldu bu ayda, bu senede? Huvletil kibletu kible, tahvil edildi, çevirildi. Min beytil makdisi ilal kâbeti. Beytül makdisten Kabe'ye ne yapıldı? Çevrildi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 16 Mekke'den Beytül Makdis'e yönlenerek namaz kılıyordu. Hicret ettikten sonra, Medine'ye geldikten sonra 16 ay Medine'de de Beytül Makdis'e yönlenerek namaz kılmış. Sonra kıble ne yapılmış? Değiştirilmiş. Beytül Makdis'ten Beytül Haram'a, Kabe'ye. Mescid-ül Haram'a, Kabe'ye çevrilmiş. Bakın tam ters. Medine, Kabe diyelim, Mekke öndedir, Medine ortadadır, Beytül Makdis arkadadır. Tam ters. Beytül Makdis'ten nereye ne olmuş? Beytül Makdis'ten Kabe'ye döndürülmüş. Ve zalike, bu da ala re'si sittete aşere şehrin. Bak o da söylüyor. 16 ayın başında min makdemil medineti, makdem, min makdemihi, Allah'ın Resulü'nün kudum etmesi, el medinete, nereye? Medine'ye. Allah'ın Resulü Mekke'den Medine'ye kudum etmesine, gelmesinin 16. ayın tam başı. Yani 15 bitmişti, 16. ayın başında Kabe değişti. Şey, kıble değişti. Beytül Makdis'ten Kabe oldu. Ve zalike ala re'si sittete aşere şehren, 16 ay. Nereden 16 ay? Min makdemihi, min kudumihi el medinete. Oldu. Yani hicrinin 16. ayında Kabe değişmiş, çevrilmiş. Ve kile sebata aşere şehren, bir kileye göre 17 ay sonra değişmiş. Ve huma fis sahihey, bu her iki kavl, her iki görüş nerede var? Müslüm Buhari'de varlar. Pek ilk Kabe değişince kim ilk sahabelerden Kabe'ye dönüp namaz kılmış? Onu söylüyor. Ve kâne evvele men sallâ ileyhâ. Kabe'ye ilk namaz kılan kişi kimmiş Ömer? Ebu Said binul Muallâ. Biri bu. Ve sahibun lehu, bir de onun bir arkadaşı vardı. İsmini artık bilinmediği için burada söylemedi. Ebu Said binul Muallâ ile bir arkadaşıdırlar. Peki bunlar nasıl ilk kıldılar? Kemal Ravahun Nesai, Nesai de bu şekil rivayet ediyor. Peki bu olay nasıl olmuş? Ve zalike, Ebu Said binul Muallâ diyor.
Diyor semi'na Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Allah'ın Resulü'nden işittik. Allah'ın Resulü de yahtubun nase insanlara hutbeyi okuyordu. Allah'ın Resulü hutbesinde insanlara, sahabelere hutbe okurken ve yetlu aleyhim tahvilel kıbleti. Tahvilul kıble onlara okuyordu. Yani kıblenin değiştiğine dair ayeti okuyordu. O ayeti okuyunca tabi anladık ki kıble ne oldu? Değişti. Fakultu li sahibi, ben arkadaşıma gizlice dedim ki Teala gel. Nusalli rekateni, kimsenin haberi olmadan biz iki rekat namaz kılalım. Aklidir. Fenekune evvele men salla ileyha. İlk Kabe'ye namaz kılanlardan olalım. İlk kılanlar olalım. İlk kılan biz olalım. Fetevareyna. Biz gizlendik. Müslümanlardan, sahabelerden. Yani yavaşça oradan kalktık. Artık eve mi yetmişler? Bir dereye mi yetmişler? Bir yere mi yetmişler? Mescidin arkasına mı geçmişler? Biz milletten gizlendik. Ve salleyna ileyha. Kabe'ye doğru namaz ne ettik? Kıldık. Sümme nezzele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi namazımızı kıldıktan sonra mescide geldik. Allah'ın Resulü hutbeden indi. Yani cuma günü değil. Allah Resulü sahabelerine sohbet etmek için, sesini duyurmak için hutbeye çıkmıştı. Fesalla bin nasi ez-zuhre yevmeyzi. İkindi namazı diyen var, sabah diyen var. Ama esah o ki öğlen namazıymış. O gün öğlen namazını ne etti? Kabe'ye yönlenerek kıldı. Ve furide savmu Ramazan. Ramazan ayının orucu da aynı o senede. Yani hicretin ikinci senesinde farz oldu. Ve furidet li eclihi savm için farz oldu ne? Zekatul fıtri. Fıtır zekatı da. Fıtre zekatı da farz oldu. Ama ne zaman farz oldu? Kubeylehu. Savmu Ramazan'dan önce farz oldu. Biyomin bir gün. Yani bir gün arayla. Bir önce Ramazan ayını ne farz oldu? Mennan. Fıtre farz oldu. Bir gün sonra Ramazan ayının orucu ne oldu? Farz oldu. Demek hicretin ikinci senesinde. Unutmayın. Hem kıble değişmiş. Hem zekatul fıtır farz olmuş, hem Ramazan ayının orucu farz olmuş. Bu üçü de hicretin ikinci senesinde gerçekleşmişler. Anlaşıldı değil mi? Bu fasıl bitti ama küçük oldu. Bu fasıldan da biraz okuyalım. Faslun gazvetu bedril kubra. Yani faslun Gazvetu Bedrinil Kubra okunur. O tenvin yine sakin olur. Bakın Büyük Bedir'in savaşı. Bir ara hani sahabeler gitmişlerdi, Kureyşliler kaçmışlardı, yakalamamışlardı. Bu sefer Gazvetu Bedril Kubra. Bu İslam dininin ilk büyük savaşı, sahabelerinin zaferi ve İslam dininin yayılmasının heybetinin yayıldığı ilk olaydır. Nezkuru fihi, biz bu babda zikir ediyoruz. Mulahhese vak'ati Bedr'in nisaniyeti. İkinci Bedr'in vak'atın, yani olayının vak'ate Bedr'i saniyeti. Bedr'in nisaniyeti. Yani ikinci Bedr'in vak'atının olayının mulahhesini. Ne demek mulahhes? Adülmennan. Yani özetini burada zikrediyoruz. Uzun boylu tefsiratını zikrederse 100 sayfayı da geçer. Kulasesinin özetini burada zikrederiz. Buna rağmen 1, 2, 3, 4, 5 yaprak, yani 10 sayfadır. Bu özettir. Ne olmuş? Şimdi onu bize özet olarak açıklıyor. Vahiyel vak
vak'atul azimetu, büyük bir olaydır. Büyük bir vakıadır. Öyle değil mi Salih? Sen nereye bakıyorsun? Dikkatini dağıtma. Bak soru sorarım. Ve hiyel vak'atul azimetu, büyük bir vak'adır. Büyük bir olaydır. Ellezî öyle bir elleti öyle bir olay ki ferrakallahu fiha. Allah ne etmiş? Yüce Allah o olayda ayırmış. Ne arasını ayırmış? Beynel hakki vel batili. O olayla hak batılı birbirinden ne etmiş Salih? Ayırmış. Ayırt etmiş. Ve azzel İslamen. Ne yapmış Veysel? İslamiyeti aziz kılmış. İslamiyeti şerefli kılmış. İslamiyeti galip kılmış. Ve demagel küfre ve ehlehu. Demagel manayı yok etmiş. Küfür ve küfrün ehlini ne etmiş? Bu olayda Yüce Allah helak etmiş, rezil etmiş, batmış, batırmış. Hakikaten öyle mi oldu? Evet. Ve zalike bu söylediğimiz buna binaendir. Ennehu şenhal. Lemma kana fi ramadana min hazihi seneti. Bu senenin yani hicretin ikinci senenin Ramazan ayında belaga Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüne ulaştı. Ne ulaştı? Enne iren bir kafile dedi ya, ir deve yüklü kafile. Bir ir mukbiletun mineşşam. Şam'dan ne etmiş? Yönlenmiş. Şam Medine'nin kuzeyine düşüyor. Mukbiletun mineşşam. Şam'dan yönlenmiş. Nereye doğru gidiyor? Mekke'ye doğru gidiyor. Sohbete Ebi Süfyan. Ne demek Ahmet? Ebu Süfyan bu Hazreti Muaviye'nin babası. Medine'nin reisleri, şey Mekke'nin ruhesalarından biriydi. Sohbete mensube binez'e hafid. Yani fi sohbeti Ebu Süfyan. Ebu Süfyan'ın sohbetinde, beraberliğinde, yani onun komutasında, onun himayesinde bir kafile Şam'dan yönlenmiş. Peki bu Ebu Süfyan kimdir? Bu onun künyesidir. Sahrin, ismi Sahr'dir. Bini Harb, Harb'ın oğlu. Yani Ebu Süfyan, Sahr bin Harb. Harb'ın oğlu Ebu Süfyan, Harb'ın oğlu Sahr. Biri künye, biri isim. Ne olmuşlar? Fi selasine ve erba'ine racülen min Kureyş'in. Tek de değil. Kureyşlerden 30 kişiyle veya 40 kişiyle beraberdirler. Yani ki ennehu bu kafile Ebu Süfyan, yani 30-40 kişiyle beraber Ebu Süfyan'ın mahiyetindedir. Sorumlu Ebu Süfyan ama yanında 30 veya 40 kişi daha Kureyşler varlar. Ve hiye irun azimetun, büyük bir kafiledir. Tahmilu emvalen cezileten. Cezil ne demek? Kesir demek. Cezilete ne demek? Yani emvalı çok malları taşıyor. O mal da Kureyş'in kimlerindir? Kureyşlerindir. Yani Allah'ın Resulüne haber geldi ki Ebu Süfyan ve komutasında 30 veya 40 kişi erkeğin himayesinde Şam'dan Mekke'ye doğru büyük bir Mekkelilerin kafilesi gelip geçecek. Nedebe sallallahu aleyhi ve sellem ennâse lil hurûci ileyha. O ire çıkmak için insanları davet. Nedebe mana çağırdı. Nedebe ne demek? Çağırdı. Ennâse insanları, Müslümanları ne yaptı emrullah? Lil hurûci. Hurûci çağırdı. Nereye hurûc? Nereye çıkmak? İleyha Bedre doğru. İleyha'daki demir. İleyha ire götürür.
Yani dedi hazırlanın, İr'e doğru gideriz. Ve emre, emir etti. Men kana zahruhu, zahir sırt demek. Burada mana binedir. Kimin bineği, men kana zahru hadiren, kimin bineği hazırsa, binhudi hemen kalksın. Bineği hazır olan hemen binsin, yola çıksın. Yani apar topar diyoruz tabiri yerindeyse. Kimin bineği hazırsa hemen binsin, yola çıksın. Bineği olmayan yoksa o da çıksın. Ve lem yahtefil, hazırlığını yapmadı. Laha bu er için Allah'ın Resulü hazırlığını yapmadı. İhtifalen kesilen, yani büyük bir içtima. İhtifal demek cem demek. Yani büyük bir toplanmayla insanları toplamadı. Çok ciddi bir ehemmiyet vermedi. Herkes gelsin, silahını getirin, güçlü gidelim. Fazla öyle bir ciddiye almadığı gibi. Yani hafife aldı biraz. Kimin bineye hazırsa, kim hazırsa hemen yola çıksın, apar topar. Ama illa ennehu harece, buna rağmen fazla cem etmemeyle beraber, fazla ehemmiyet vermemeyle beraber çıktı Allah'ın Resulü fi selasi mi'etin 300 kişi ve bid'ate aşere racülen. Bid'ate aşere ne demek bid'ate aşere? Aşere 10, bid'at küsür. Yani 310 küsür. Bid'at ne demek Ömer? Bid'ate aşere ne demek? 10 küsür. 10 küsür ne kadar? 11 olabilir, 13 olabilir, 19 olabilir. Meşhur o ki 13 diyorlar. Yani 310 küsür racül çıktılar. Tarih kaç? Lisemanin 8. gündür. O 8. günde halavne geçmişler, hal olmuş amin Ramazan. Ramazan'dan kaç gün gitmiş? 8 gün geçmiş. Bakın Arabi'nin kaidesi öyle. Şimdi 14 gün geçti, 13 gün geçti, 10 gün geçti, 7 gün geçti denilir. 15'e kadar 15 gün geçti. Bu sefer diyelim 16 geçti. 14 gün kaldı. Diyelim 17 gün geçti. 13 kaldı. Yani 15'e kadar bu kadar aydan gitti. 15'ten sonra bu kadar kaldı denilir. Kaç gün yetmiş? 8 gün. Ramazan'ın 8. günü. Ne diyor? Diyor halavne o 8 geç hali olmuştu. Nerede mi Ramazan? Ramazan'dan 8 gün hali olmuştu. Ne demek? Ramazan'dan 8 gün geçmişti. Oldum. Gittiği Allah'ın Resulü 310 küsür sahabeyle ve istahlefe alel medineti Medine üzerinde ve ala salati namaz üzerinde halife etti. Kendi yerine tayin etti. İbne Ummi Mektum. Ummi Mektum bakın annesinin künyesidir. Mektum ne demek? Ahmet ne demek? Salih söyler. Annesinin künyesi. Mektum demek kör demek. Annesine ne denilir? Ummu Mektum. Körün annesi. Mektum kimdi? Abdullah diye. Ne denir abla? İbni Ummi Mektum. Yani Ummi Mektum'un oğlu. Ummu Mektum annesinin künyesi. Annesi o künye kendisinden almış. Yani körün annesinin oğlu. Anlaşıldı değil mi? Zaten en çok Allah'ın Resulü'nün halife olan, Medine'de kalan, görevli kalan odur. Gözü görmüyordu, savaşlara gidemiyordu. Hep o halife kalıyordu. فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ Ravha'ya gidince, yani Medine'ye bağlı bir yerdir. Ravha'ya gidince Allah'ın Resulü karar değiştirdi. Ne yaptı? Radde Eba Lubabe Tebne Abdülmunzir. Abdülmunzir'in oğlu Eba Lubabe'yi geri çevirdi. Sen geri git
ve istamelehu alel medineti, onu Medine üzerine görevli tayin etti. Hikmetini Allah'ın Resulü bilir. Ve lem yekun ma'ahu, Allah'ın Resulü ile beraber yoktu minel hayli, atlardan siva feresi Zübeyir. Zübeyir bin Avam'ın atı vardı. Başka at yok. Ve feresil Miktad bin Esvedil kendiyi, bir de Miktad bin Esvedil kendinin atı vardı. Sadece iki at vardı. Bir değil de iki. Biri Zübeyir bin Avam, hani Abdullah bin Zübeyir'in babası, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın damadıydı. Bir de Miktad bin Esvedil kendinin atı vardı. O zaman savaşa gidiyorlar, iki at var. Ve minel ibili seb'une ba'iren, develerden de yanlarında 70 deve vardı. Ya'takibu raculani, iki adam sırasıyla biniyordu. Ve selasetu, üç kişi sırasıyla biniyordu. Fe ekseru, daha fazla sırasıyla biniyordu. Alel ba'iril vahidi, bir deve üzerine. Hani dünya takibu arka arka biniyor diyorsa sırayla biniyorlardı. Arka arka olursa muteradif denirler. Taakub, taakub demek tenavul demek. Sırasıyla diyelim dört kişiye bir deve düşüyordu. Biri binerdi, diğerler yaya giderdi. O inerdi, diğeri binerdi. Artık kaç kişiyse böyle sırayla ne ediyorlardı? Biniyorlardı. Çünkü Bedir, Medine'den tam bilmiyorum, epey uzaktır. Oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü, ona özel bir at yoktu. Ve Aliyun, Hazreti Ali ve Mersed ibn Ebi Mersed dilganeviyyü, bu üçü de ya'takibune bayren, bir deveyi üzerine taakub ediyorlar, sırayla biniyorlar. Allah'ın Resulü de diğer Hazreti Ali ile Mersed ibn Ebi Mersed ile üç deveye, bir deveye ne ediyorlardı? Sırasıyla biniyorlardı. Ve Zeyd ibn Harise ve Enes Setu ve Ebu Kevşete ve Ebu Kevşeki mevali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hem Zeyd ibn Harise, hem Enes Setu, hem Ebu Kevşe. Bu üçü de Resulullah'ın mevalileriydi. Mevali, Mevla'nın cemidir. Ne demek? Azat edilmiş köleleriydi. Allah'ın Resulü bunları azat etmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar da ya'takibune cemmelen. Bunlar da bir deveye sırasıyla biniyorlardı. Ve Ebu Bekir ve Ömer ve Abdurrahman bin Avf, bunlar da ala cemmelin ahire, başka bir deveye sırasıyla biniyorlardı. Ve helumme, sen hadir ol cerren çekmek için. Bu cerren temiz olabilir, cerren hal olabilir. Yani artık ben hepsini söylemiyorum, sen artık hazır ol çek. Artık araç frankes frankes bir deve, frankes frankes bir deve. Sonuna kadar böyle hiçbiri kendi başına bir deveye binmemiş. Ve defa sallallahu aleyhi ve sellem el-liva'e ila Mus'ab ibni Umeyr, Mus'ab ibni Ubeyre. Medine'nin hocasıydı. Hicretten önce bir sene Medine'ye gitmiş, onlara Kur'an-ı İslamiyet'i öğretiyordu. Bedir'de ne olmuş? Şehit olmuş, gelir ileride. Bayrak, liva sancak demek. Sancak Mus'ab bin Umeyr'e vermişti. Ve râyetel vâhidete, bir bayrağı da ila Ali ibn Ebi Talib, Ali ibn Ebi Talib'e vermişti. Ve râyetel uhra, diğer bir râyeti de İlâ racülün minel ensari, ensarilerden birine ne etmişti? Vermişti. Liva, rayet arasındaki fark, liva ne demek? Abdülmennan? Sancak. Rayet, bayrak demek. Ve kânet rayetul ensari, ensarilerin bayrağı biyedi Sad bin Muaz'ın elindeydi. Ve ceale ala saqati, saqa hani askerler
Öncü birlik var, sağ sol var, bir de arka grubu var. O sakat yani arkada olanların arka grubu üzerine kılmıştı Allah'ın Resulü. Kays ibn Ebi Sa'sa'a. Kays ibn Ebi Sa'sa'yı onların üzerine bayrak ele vermişti. Onu onların üzerine tayin etmişti. Görevlendirmişti. Ve sara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü yürüdü. فَلَمَا قَرُبَ مِنَ السَّفْرَاءِ Safra denilen bir yere ulaştığı zaman diyor Medine'ye bakan kurmaları bol olan bir deredi. Hacilerin güzergahı üzerinedi. Oldu. Artık Bedir'e bir merhale kalıyor. Yani 40 kilometre kalıyor. Yuvarlak söylüyorum. Yaklaşmışlar biraz. Vesare yürüdü Allah'ın Resulü felemma karube mine safra'i safraya yaklaşınca besbes ba'se gönderdi besbesebne amrin el cüheyniye cüheyni kabilesine mensup olan besbese bunu amri neyti Necati gönderdi Allah'ın Resulü. Hani 40 kilometre kalınca onu önceden gönderdi. وهو حليف بني سعيد بنو سعيد kabilesinin de halifidir. Halifi yani onlara sığınmıştı. Küçük kabileler büyük kabilelere sığınıyorlardı, onların himayelerine giriyorlardı. Onlara halif deniliyordu. وهو حليف بني سعيد onu gönderdi bir de وعدي بن أبي زغبا الجهنية bir de Adi bin Ebi Zebra, o da Cüheyni kabilesindeydi. Yani ikisi de aynı kabiledendi. Onu da gönderdi. Bu da Halife Beni Necar. Beni Necar kabilesinin halifiydi. Allah'ın Resulü bu ikisini nereye gönderdi Ahmet? İla Bedir'in. Bedir'e gönderdi. Gittin yetehassesani ahbarel iri. Gittin Mekke iri'nin haberlerini tecessüs yapın, araştırın. Hele bakın Mekke'nin iri ne olmuş, gelmişler mi, gelmemişler mi, geçmişler mi, geçmemişler mi? Gidin bize bilgi toplayın. Biz arkadan gelinceye kadar siz bize bilgi toplamış olursun. Ve emma Ebu Süfyan, Ebu Süfyan o kafilenin başıydı ya, fe innehu, o Ebu Süfyan, belegahu, artık kim haberi götürmüşse ona ulaşmış. Ne ulaşmış? Mahrecu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü'nün hurucu, mahrec mesel mimi mana huruc. Elhamdülillah. Yehdina ve ehdikumullah. Elhamdülillah. Yehdina ve ehdikumullah. Fe innehu belagahu mahrecu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü Medine'den hurucu haberi ona ulaşmış. Ve kastuhu iyyahu. Allah'ın Resulü da Ebu Süfyan'ın kastettiğini haberi ona ulaşmış. Yani Ebu Süfyan'a haber gitti ki Allah'ın Resulü onu kastetmek üzere, onun yolunu kesmek üzere Medine'den ayrılmış. Bu haber kime ulaştı? Ebu Süfyan'a ulaştı. Anlaşıldı değil mi? Festecere Demdeme ibn Amrin. O da Demdem ibn Amri'yi icare aldı. El-Gıfariye, Gıfari kabilesindendir. Orada Gıfari, Ebu Zer Gıfari'nin kabilesidir, köyüdür. Bu Mekke-Şam yolu onlardan geçiyordu. Hani Ebu Zer Gıfari Müslüman olurken Mekke'de onu dövmüşler, öldüreceklerdi. Bazılar dediler siz bunu öldürürseniz Gıfar kabilesinden siz artık Şam'a gidemezsiniz. Demek ki o Gıfar kabilesine ulaşmışlardı. Gıfar kabilesinden Demdem bunu Amri icare almış.
artık ne kadar para ne vermişse demiş sana bu kadar ücret. Git ila Mekke, onu Mekke'ye göndermiş. Atına bin, bir an evvel Mekke'ye ulaş. Mustesrihen li Kureyşin. Kureyşlere seslen, Kureyşlere haber ver. Bak mustesrihen demek, hani insan yani himmet için, yardım için birilerine seslenmesi demektir. Mustesrihen li Kureyşin. Kureyşlere seslen, Kureyşlere haber ver. Neyi? Bi nefiri ile eyrihim. Eyrilerine nefir yola çıksınlar. Yani çabuk eyrilerinin yardımına gelsinler. Yani git Mekke'lere söyle Muhammed sizin eyrinizin yolunu kesiyor. Ebu Süfyan beni göndermiş. Bir an evvel yetişin. Niye? Liyemna'uhu. Ta ki o eyri ne etsinler? Eyri muhafaza etsinler. Min Muhammedin ve ashabi. Muhammed ve ashablarından eyri ne etsinler? Muhafaza etsinler. Ve belege serihu ehle Mekke. Serih, hani yardıma giden kişi. O serih, o haber Mekke ehline ulaştı. Yani Demdem bin Amr onlara gitti. Fenehedu. Baktılar. Hepsi birden musri'ine acele ederek Mekke komple ayağa kalktı. Ve evba'u fil hurucu. Hurucda ne ettiler? Hurucda am oldular. Evba'u demek yani hepsi çıktılar. Kimse kalmadı. Ve lem yetehallef min eşrafihim ahadun. Onların eşraflarından, ileri gelenlerinden hiç kimse kalmadı. Siva ebi lehebin. Ebu Leheb Efendimizin amcasıydı. O tek gelmemişti. Fe innehu, çünkü o Ebu Leheb avvede anhu, kendi yerine ivet yapmıştı, göndermişti. Racülen, bir adamı kâne olmuştur lehu Ebu Leheb için. Aleyhi, o racül üzerine deynun. Yani adamın birinde alacağı vardı. Ona demiş, ben bu alacak almıyorum. Benim yerime sen Bedir'e gidersin, savaşa gidersin. O adam başka biriydi. Mekkelilerden değildi. Ve haşedu, cem yaptılar. Fimen. Bazı nüshelerde mimmen. Yani cem yaptılar, toplama yaptılar. Mimmen öyle kimseler ki havlehum. Sadece Mekkeliler gelmediler. Kendi atrafında olan o Bedevi Araplardan, Arap kabilelerinden de ne ettiler? Topluma yaptılar. Onlar da atrafında olan kimler? Min kabailil arabi. Yani atrafında olan Arap kabilelerinden ne ettiler? Topluma yaptılar. Yani insanları, askerleri topladılar. Ve lem yetehallef anhum ahadun. Onlardan geri kalmadı hiçbir kişi min butuni Kureyş'in. Butun, betnin cemidir. Betn küçük kabileler. Kureyş büyük bir kabile. Onların içinde betin kabileler var. Kureyş butunlarından hiç kimse geri kalmadı. Bütün küçük kabileler katıldılar. İlla beni adi hariç. Felem yahruc ma'ahum. Felem yahruc çıkmadı. Ma'ahum Mekkeli Kureyşlerle beraber. Minhum onlardan ahadun. Onlardan hiçbiri Kureyşlerle beraber çıkmadı savaşa. Gelmedi. Anlaşıldı değil mi? Burada duralım. Yani buradan devam ederiz. Yani netice olarak şimdiye kadar ne anladık? Allah'ın Resulü haber almış. Mekkelilerin eyri gelip, Şam'dan gelip Mekke'ye gidiyor. Büyük bir malla beraber. Allah'ın Resulü fazla bir hazırlık yapmadan hemen hazır olan, bineğe hazır olan yola çıkın gidelim demiş. Tevafukan 310 küsur çıkmışlar. Bedir'e yaklaşırken iki kişi günlenmiş. Gidin oraları bir araştırın. Kim var kim yok. Onlar çıkarken bu haber Ebu Süfyan'a geçmiş. Ebu Süfyan 40 veya 30 kişiyle beraber o kafileyi idare ediyorlar. O da Gıfar kabilesinin yanından geçerken oradan birini ücretini vermiş. Mekke'ye git. Mekkelilere haber ver. Çabuk
irlerinin yardımına yetişsinler. O da gitti haber verdi. Tabi bu Medinelilerin zoruna gidiyor. Muhammed onlardan biri, zayıf. Onların korkusuna ki ennehu biz burada hakaret ediyor, sesini çıkarmıyordu. Bugün nasıl oluyor bizim? İyiliğimizin yolunu ne ediyor? Kesiyor. Bütün Mekkeliler ve Mekke'nin atrafındaki Arap kabileleri topladılar. وَخَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ Mekke'den çıktılar. Bakalım ne olacak? Tabi Ebu Süfyan orada yolunu değiştirmiş. Bedir'e uğramadan başka yoldan gitmiş. Kureyşlerin telefonu, o zaman telefonları bozukmuş, şarjları demek bitmiş. Haber alamamışlar. Kureyşler her zaman kullandıkları yolu takip ederek gelmişler, Bedir'e gelmişler. Ebu Süfyan da kafilesini elini kurtarmış, götürmüş. Onlar Bedir'e gelince Müslümanlar da, sahabeler de orada. Artık yavaş yavaş bakalım savaş nasıl başlıyor. Bugünkü ders biraz fazla oldu. Müzakere yapın. Yarınki azı kurusun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lügati Arabi.